أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه
وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله يا أيها النبي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Peygamber Efendimiz sahabe efendilerimize namaz kıldırmaktadır. Onun arkasında namaz kılmak, onun sesini duymak dünyada paha biçilmez bir şey. Cennette de herhalde hayalimiz budur, hepimizin hayali budur. Efendimiz namazda secdeye gider ve secde çok uzun sürer. Evet biliyoruz Efendimizin secdesinin her zaman uzun olduğunu, ibadetten ayrı bir tat aldığını ve secdelerini uzun tuttuğunu biliyoruz. Ama bu kez secde normaldekinden daha da uzun sürer. Ama herkes namazda olduğu için sebebini de anlayamazlar ve merak ederler. Acaba secde niye uzun sürdü? Hikmeti nedir? Çünkü Efendimizin yaptığı her şeyde bir hikmet arayan sahabe efendilerimiz merakla sorarlar. Ya Resulallah
o secde neden çok uzun sürdü diye hikmetini merak ederler. Peygamber Efendimiz der ki, biz secdeye gittiğimiz esnada Hasan ve Hüseyin geldiler, sırtıma çıktılar. Onlar inene kadar bekledim, bekledim, bekledim. Onlar indikten sonra namaza devam ettik der. Hikmeti budur. Torunlarını sırtında taşıyan, namazda bile olsa torunlarını sırtında taşıyan bir peygamberden bahsediyoruz. Sonra gelelim Türkiye'den bir hatıraya. 8-9 yaşlarında bir çocuk, ismi Cem, namaza gider. Namaza gider, camiye gider. Namazı kılarken tahiyyatta oturur, ayağını yanlış büker. Bu hata farz değil, vacip değil. Ama o sırada talihsiz bir amca, ne yazık ki talihsiz bir amca gelir, o küçük çocuğun kafasına şöyle bir tokatla vurur. Ne biçim namaz kılıyorsun? Ayağını doğru bük der. Ve Cem der ki, ben bir daha camiye gitmedim. Bir daha uğramadım camiye. Ta ki ahir ömründe, ömrünün son zamanlarında sesini Allah yar deyip semamıza gönderene kadar. İnsanları en güzel yar, en güzel dost, en kıymetli dost olan Allah'tan, yarimiz olan Allah'tan uzaklaştıracak hal ve davranışlardan Allah bizi korusun. Ve biz de Allah yar diyelim ahir ömrümüzde her zaman. Allah yar yar, Allah yar yar, Allah yar yar, Allah yar, Allah yar yar, Allah yar yar, Allah yar yar, Allah yar. Derviş ağız, hak dostu deriz, derviş ağız. Teşekkür ederiz. Bence güzel başladık. İnşallah güzel devam eder. Sevgili izleyenler, iftar zamanına hoş geldiniz. Bugün rahmetle yad ederek sevgili Cem Karaca'yı, Cem abimizi yad ederek başlayalım. Ahir ömründe Allah yar deyip bir ses bıraktı bize. Çok minnettarız. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Bize de güzel bir yad bırakacak, güzel bir hatıra bırakacak. Ömür nasip etsin inşallah. Sevgili izleyenler, bugün çok kıymetli konuklarımız var. Evvela bize Cem Karaca'yı hatırlatan, Allah yarı hatırlatan Kemal Kutlu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Derinden Bir Ses albümüyle de inşallah daha çok sesini duyacağız. Kemal Kutlu'nun bir Türk rock müziği sanatçısı ama bugün Ramazan tınıları evet. duyacağız inşallah. Evet. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Evet. Ve seyircilerimizin Ötesiz insanlardan hatırlayacağı niye final yaptı diye böyle kahırla dizlerini dövdükleri iki kıymetli oyuncu arkadaşımızla birlikteyiz. Batuhan Aydar, Deniz karakteriyle izledik. Yakışıklı bir Türk subayı olarak mı hatırlıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Üsteğmen, evet. Evet, Üsteğmen. Ne güzeldi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Bitti Ötesiz insanlar. Bitti. Ama güzel bir tat bıraktı. Evet, evet. Tam tadında, şimdi demin yapımcımızla da onu konuşuyorduk. Yani tam tadında bıraktık gerçekten. Ne uzun oldu, ne kısa oldu. Çok güzel oldu. Finalde de çok güzel oldu. Kenya'daydı. Mutlu son. Evet. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Güzeldi. İnşallah yeni güzel işlerde İnşallah. Sizleri göreceğiz. Seyircilerimiz sizi gördüklerinde çok mutlular. Gelen mesajlardan onu anlayabiliyoruz. Sağ olsunlar. Ve Miray Şahin, Elif karakteriyle birçok insanı temsil etti aslında. Birçok genç kızın aslında bir dönem Türkiye'de yaşadığı acılara, sıkıntılara, ızdıraplara tercüman oldu. Evet, zaten bu işin normal bir oyunculuk görevinden çok daha ağır bir şeye dönüşmesinin nedeni, tek bir karakteri oynamıyordum ya da oyuncu olarak kendimi temsil etmiyordum orada. Hani, gerçekten bu dönemi yaşamış bir sürü insanı temsil ediyordum. Yani o örtünmek çok anlamlı bir şeydi onun için, o an benim için. Yani orada örtülü bir kızı bütün yaşanmışlarla beraber temsil etmek zordu. Evet. Hakkından geldiniz diye. İnşallah alnımızın akıyla bitirmişiz. İnşallah. İnşallah. Ve Doktor Figenes, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünün bilen kişisi olarak Figen Hocam'la birlikte olacağız. Sizler de sorular sorabilirsiniz. O yüzden böyle Figen Hocam ortada otursun dedim. Herkes soru sorabilsin rahat rahat diye. Bugün konuşmayı düşündüğümüz konuyu ben duyunca bende bir merak oluştu. Dedim ki bir dakika, şimdi Allah'ın fazlı. Bugün bundan bahsedeceğiz ya. Fazl nedir, fazilet nedir? Ve belgeyle konuşacağım. Wow. Ben bir şey diyorsam belgeyle konuşuyorum. Büyük bir Türkçe sözlük bulup fazilet kelimesinin anlamına baktım ve konuyu, kelimenin anlamı bile özetliyor. Yani kelimenin sözlükteki anlamı konuyu özetliyor. Diyor ki fazilet kelimesinin anlamı dürüstlük, iffet, namus, merhamet, alçak gönüllülük, yiğitlik, sadakat, adalet, kerem ve ihsan gibi ahlaki meziyetlerin hepsine birden verilen isim. Yani harbi delikanlılık diyoruz biz buna. Bu kadar anlamı içinde barındıran fazilet kelimesi bir insana nasıl verilir, bir insan bunu nasıl kazanır, aramızda fazileti kazanmış bir kimse var mıdır diye kafamda bir sürü soru dolaşıyor şu anda. Bayağı kıymetli bir şeyden bahsediyoruz. Yani evet, aslında fazlalığın fazlı o yönüyle gerçekten öyle. Benim bakış açımda da lütfu gibi de. Lütfu Allah'ın gibi. Ekstra ihsanı, yani dürüst olana, cömert olana, sadakatli olana Cenab-ı Allah'ın verdiği ekstra ihsanlar gibi. Şimdi bir de ikinci bir tevafuk bana göre Elif'le ve Deniz'le hani giden bir yolculukta, hani Rabbimin denk getirmesi, hani dediniz ya o yılları yaşamış. Mesela Ötesiz insanlar benim seyrettiğim bir diziydi. Takip de ettiğim bir diziydi. Neden? Empati noktalarım fazlaydı. Ben hemen girmiş gibi mi oldum sanki? Lütfen, lütfen. Şöyle, ben Ege'liyim. Aydın Nazilli. Lehçem de var. Yani istersem yengari derim çok rahat. Ege'den gelen bir kavramla. Artı 80 yılında üniversiteye girdim. Ve 79'da örtünmüştüm. Dedem de tekel müdürü. Yani Nazilli'den mesela Cem Karaca'nın şarkısı Allah Yar, böyle çok değişik hani duygular ve üniversiteye gelmişim işte Anadolu'dan, biraz da Ege hakikaten iklim rahat olduğu için insanlar çok cedeli öğrenmediği bir yer. Eskişehir'e bir gelmişim ve 12 Eylül günü kayıt yaptırmışım ve değişik şeyler, Ötesiz çok insanlar ve dayım asker idi, Allah rahmet eylesin. Allah. Ankara'da tayin için gittiğimizde tam Sağlık Bakanlığı'nın karşısındaki orada evinde yemek yedirmek istedi bana. Kapıdan dedi, dayıcım beni almazlar diyorum. Yok alırlar falan dedi, kapıdan döndürüldük. Yani böyle belli yaşanan şeyler hani sanki bir senaryoda gibi geçiyor ama o senaryonun her bir cümlesinde yaşanmışlıklar var. Ama bunu kullanmak var, kullanmamak var. Gayrete dönüştürmek, enerjiye dönüştürmek var. O yüzden güzel, anlamlıydı dizileri. Rabbim yeni güzel, anlamlı dizilerde yeni karakterlere hayat verdirsin inşallah. 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 Şimdi
Ben biraz araştırdım. Evet. Çok yani nasıl derler, çok aşina olduğum bir konu değildi. Hiç de üzerine düşünmemişiz yani. Halbuki hani fazilet kelimesini çok kullanırız. Ya çok kullandığımız bir kelime ama ne anlama geliyor, neyi ifade ediyor, bu nasıl kazanılabilir falan, bunu çok dert etmemişiz galiba. Mesela şunu öğrendim. Diyelim ki kul hakkı, yani Allah affetmiyor kul hakkını. Öyle bir şey yok. Sistemde öyle bir yöntem yok. Benim sizden alacağım varsa, sizin benden bir alacağınız varsa bunu hesaplaşacağız. Bir gün gelecek, hesaplaşacağız. Ve benim sevaplarımdan alabilir ya da ben birinin sevaplarından alabilirim. Çok riskli bir durum bu. Allah muhafaza yani. Bir kul hakkıyla göçüp gitmek çok fena. Ama Allah'ın faziletine ait olan sevaplardan alınamıyormuş. O Allah onu bir korumaya alıyor. Yani o şeyin dışında, hesabın dışında tutuluyor. Evet. Çok kıymetli bir şey bu. Çok, değil mi? Siz bizi aydınlatın hocam bu konuda. Estağfurullah. Nedir? Ben hani kendi ihtiyacına göre susayan birinin su alması gibi hikmet.net'ten bunu okuyunca çok mutlu oldum yani. Ramazan'ı nasıl değerlendirebilirim diye böyle bir kaygım vardı. Her sene Ramazan'ı Ramazan bittiği günden itibaren değerlendireceğim diye karar veriyorum. Ramazan başında yine panik oluyorum. Yetemiyorum, edemiyorum. İşte kulluğum yetersiz, ibadetlerim kör topal. Ben bu halimle nasıl Allah'ın yüzüne bakacağım, ne yapacağım derken orada böyle bir cümle, Hoca Efendi'nin bir Allah dostundan dinlediğim şekliyle, hatta printedip yanıma da aldım, bir paylaşımı var. Aynen dediğiniz gibi kullarla ilgili borçlar kişinin ibadetlerinden alınıp veriliyor. Ama Allah'ın fazlından olan ibadetleri ne hiç dokunulmuyor. O halde dedim Figen, eğer ahirete gayretli gitmek istiyorsan, orada konunun devamında Allah'ın fazlından, Ramazan'ın içindeki ihsanlardan bahsedilmiş ve Kadir Gecesi'nin de 80 bin senelik ömre muhatap olabileceğinden bahsedilince, Allah'ın fazlından isteyin yani, Rabbim vermekten aciz değil noktası olurken, Allah'ın fazlını nasıl cezbedebilirim diye kendi içimde birazcık çabaladım yani açıkçası. Çünkü ibadetlerimiz gerçekten kaçanla göçenin arasında. Rabbim inşallah istikamet versin, evrad-ı eskarımıza dikkat etmeyi nasip etsin. Ama ne olursa olsun şu iki dil var ya, hele bir de çok konuşan çok yanılıyor. Ben de çok konuşan bir yöndeyim. Yani böyle hiç her şeyi bırakın, bir cümleyle bile allak bullak olabilirsiniz. Böyle bir korkum da var. Sonra fazlını nasıl elde edebilirim diye böyle baktım. Uçağa bindim. Hostesler, hostes hanımlar ya da host beyler hani o sarı can yeleklerini giyip şöyle şöyle kaldırtıyorlar ya parmaklarını. Diyorlar eğer işte uçak düşecek olursa, hani İstanbul'dan Ankara'ya bile gitseniz, dağlara bile düşecek olsanız o can yeleğini giyiyorsunuz. Ondan sonra can yeleği diyor suya temas edince can yeleğinin üstündeki lamba yanacak. Ondan sonra yukarıda helikopterlerle sizi arayanlar, hani 10 bin metreden çakıldığınızda betona çakılmış gibi olmayacaksınız. O ışığı görecekler ve sizi kurtaracaklar. Çok böyle alay eder gibi geliyor onu dinlerken ama dedim ki insan ümit etme noktasında küçücük bir lambanın bile verdiği sinyali uçaktaki koltuğunda çok büyük bir güvence gibi hissediyorsa, her an gören, her an veren, her an ihsanı devam eden bir zata senin hiç sinyal verebileceğin bir davranış araştırmaman garip değil mi Figen dedim. Araştır bu sinyaller neler olur. Bu çabayla en çok ne yapabilirim noktasında garip ve gurabanın duasını almak gibi, insanların acısını dindirmek gibi meslekten gelen bir yöne gittim. Fakat meslekten gelen yön gittikçe kapısını açıyor. Mesela Kenya'ya sağlık taramasına gittik. Şimdi ötesiz insanlar Kenya'da bitince, Kenya'da safari yaptık, Kibera'da. Öncesinde insanların almadığı yerlere, kapıdan baktırmadıkları, arabaların hem perdelerini örttüğümüz yerlere, kurban dağıtımından sonra hem sağlık taraması için evlerini tek tek ziyaret ettik, hem de her biri jambo diye çevremizde döndüler. Şimdi ötesiz insanların empatisi dediğiniz noktada baktım kimse yok mu derneği girdi devreye. Yurt içi, yurt dışı, Sudan girdi, işte Anadolu'nun değişik yerleri girdi. Fakat yaş geçtikçe biraz daha insanın dinginleşmesi gerekiyor. Bunun için tekrar ben bir dua noktasına girdim. Duadan bir maddi yardımlar, bir de manevi yardımlar noktası. Maddi yardımlar gerçekten hayatın içinde var. Manevi yardımlar deyince Cem Karaca deyip oradan sükut edeyim. Sonra böyle alıp götürmüş gibi olmayayım. Manevi yardımlar nedir, ne yapabilirim noktasında inşallah biraz yanımızdaki misafirlere de söz hakkı vereyim dedim. Evet. Şimdi o zaman Ramazan ayı herhalde
manevi kazanımlar için çok büyük bir fırsat. O bahsettiğiniz, evet, insanlara her mevsim, her zaman, her yerde yardım yapılabilir ama Ramazan'da yardım yapmanın anlamı çok başka. Çünkü yani mesela bir insana yaptığınız yardım onun çocuğuna bir bayramlık almasına vesile oluyorsa, normalde bir mutlulukken bu, bayramdaki bir çocuğun yaşayacağı mutluluk bin mutluluğa dönüşebilir. Yani bir çocuğun yüzünün gülmesi filan. Kaç Ramazan geçirdiniz değil mi ömrünüzde? Kaç hatıra biriktirdiniz çocukluğunuzdan beri? Çok var. Böyle sizi mutlu eden bir insanı unutuyor musunuz? Size bir mutluluk yaşayın. Unutmak mümkün değil ki. Unutmak mümkün değil. Yani Ramazan tabii ki çok ayrı bir ay. Maneviyat olarak çok önemli bir ay. 12-13 yaşından itibaren ben de oruç tutmaya çalışırım. Bana bu güzelliği kazandıran, bana Ramazan'ın böyle manevi bir ay olduğunu öğreten esasında anneannem oldu. Yani annem babam tamam ama anneannemden çok şey öğrendim. Unutmam mümkün değil. Her Ramazan geldiği zaman, her iftarda, Allah rahmet eylesin, 2005 yılında kaybettim. Sürekli anneannemi anıyorum. Ve dediğiniz gibi unutmak mümkün değil yani. O şey oluyordur değil mi? Yani böyle tam sahur vaktinde hatırlarsınız. Gerçekten öyle. İftar değil ama sahurda. Sahur, çünkü sahura uyandıranı unutmuyorsunuz. Yani değil mi? Düşündüğüm zaman hep iftarı değil de sahuru düşünüyorum gerçekten. Yani hep o anlar canlanır aklımda. Yani mesela ben çocukluğumda hatırlıyorum. Sahura uyanmadığım ya da uyandırılmadığım gün sabah hani bir uyanırsınız böyle sahura kaldırmamışlar sizi. Evet. Aman Allah'ım, çok üzüldüğümü hatırlıyorum yani. O yüzden sizi sahura uyandıran kişiyi unutmuyorsunuz. Evet. Ve hatırlıyorsunuz. Ben rahmetli dedem, rahmetli anneannemin o vakitte kalkıp bir de soba yaktıklarını bilirim yani kışın Ramazan ayında. Hani bir de kalkıp o sobayı yakarlar. Bir sürü sahur hazırlamak bir yana. Allah rahmet eylesin hakikaten. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Evet Miray Hanım, siz? Ben iki şey çok net mesela Ramazan denince. Tabii ki her Ramazan normal zamanımızdan daha farklı geçiyor. Evet. Tabii ki. Mesela küçükken her çocuğun başına gelen şey, çok oruç tutmak istiyorum ama ben çok zayıf bir çocuktum. Hatta küçükken bana teneke çocuk derlerdi. Bağrıma vurunca teneke sesi çıkarmış benden. Ve tabii bir yaşa kadar annem müsaade etmiyordu. Hani aynı şekilde sahur, bir bakıyorum uyanmışım, sabah olmuş 8-9, sahurda kalkmamışım. Böyle sahura kaldırmamışlar benim, böyle bir burukluğu oluyordu. Hani o zaman şöyle bir şey yapalım, sen öğlene kadar oruç tut. Çünkü çocuklar o kadar tutsalar oluyormuş ki, böyle kandırıp beni böyle hani kendi irademle hareket edebileceğim zamana kadar oyaladıklarını hiç unutmuyorum mesela. Bir de ben Sapanca'da, köyde büyüdüm. Hayatımın 7 yılını orada geçirdim. Hani küçükken hani yazın tatile gitmelerimizin dışında. Ve tabii ki küçük bir yerde yaşamakla Ramazan'ı, hayatını hatta, Ramazan'dan gidiyoruz, oradan devam edeyim. Hani Ramazan'ı orada geçirmekle şehirde geçirmek daha farklı oluyor tabii. Liseye giderken Ramazan'a otobüste yakalanmıştım ve tıklım tıklım dolu otobüs. Hani Ramazan diyorum, iftara, orucuma bak. İftara yakalandık, bir otobüs olsun insan, kaldık, otobüsün içindeyiz, otobüs gidiyor, açız. İşte şey yapmamız lazım, hani şekerler düşmüş otobüsün içinde, sıcaktan böyle bunu almışız artık. İşte Ramazan alışverişiyle işte akşam iftara hurmasını götürenler, böyle orada otobüste hurmasını açıp herkesin o hurmadan alması. Yani o ailesinin sofrasının rızkını bize getirdi orada, bizimle paylaştı. Hani bir sürü insan, birisinin ekmeğini çıkardık, onu bölüştük falan. O bir otobüs dolusu birbirini tanımayan insan, hep beraber iftar yaptık orada mesela. Süper, ama sizin rızkınızmış artık. Evet, bizim rızkımızmış. Evet. Allah razı olsun onlardan. Yani kesinlikle çok çok kıymetli bir şeyden bahsediyorsunuz. Ben yani üniversite öğrencisi olduğum zaman evde arkadaşlar, herkes iftara gitmişler ve ben iftara yetişememişim. Eyvah. Kalmışım tek başıma evde böyle. Bir baktım iki yumurta, ekmek yok. Aman Allah'ım, böyle o kapı çalar işte öyle zamanlarda, kapı çalar değil mi? Yani kapı işte geldi, Hızır geldi diye. Ve o, hatırlıyorum, çok çok kıymetliydi hakikaten. Hiç unutmuyorum komşunun getirdiği yemeği, hala böyle tadını bile hatırlıyorum diyebilirim yani. Çok çok kıymetliydi. Ve Allah'ın fazlını kazanmak için o zaman Ramazan ayı, bak unutmuyorsunuz. Otobüste size hurma ikram eden insan unutulmuyor. Ya da işte sahura kaldıran insan unutulmuyor. Demek ki bu zaman diliminde yapılan iyiliğin başka bir tadı ve kıymeti var. Evet. Kemal abi? Evet. Maraş'ta nasıl Ramazan? Güzel geçiyor. Çok serin geçiyor. Maraş bu sene. Maraş'ta Ramazan'ı
Evet, biz Maraş'ta devam ediyoruz Ramazan'a. Maraşlı olduğumuz için. Maraş'tan katılıyoruz. Pardon, Kahramanmaraşlı olduğumuz için. Bir de Kıbrıs'ta bir Maraş var, onunla karışmasın evet, da. Kahraman. O yüzden Kahramanmaraş'ta geçiriyoruz iftarımızı. Güzel geçiyor güzel. Ramazan. Çok güzel. Saf, nezih. Ama bu yıl biraz daha durgun geçiyor gibi ya. Biraz çok havasına giremedim gibime mi geliyor? Bana böyle geliyor bilmiyorum. Çok bir havasına giremedim gibime geldi bu yıl. Yaşlanıyor muyuz? Yok, biraz daha durgun geçiyor gibi. Yani televizyondan duyduk Ramazan olduğunu, oruca kalktık filan. Eskiden daha çocukken daha bir işte bu yıl bir tane oruç tutmak için her gün sabahtan öğlene kadar tutup diğer günde öğleden sonra akşama kadar tutup baban bunu diker oğlum derdi rahmetlik dedem. Öyle yapardık. Acaba yani yılda bir tane oruç tutarsak tutmuştuk diyorduk. Hatta çoğu zaman da yiyorduk yani oruçları. Evet. Çaktırmadan su içerdim ben. Tutamazdım küçüklük. Sonra tekrar herkesle beraber iftar yapıyorduk sanki oruç tutmuşuz gibi. Kendi kendimizi kandırıyorduk tabii de. Öyle anılarımda vardır ama yani. O ne güzel bir kanmaktır. Evet. Çok çok güzel bir kanmak. Günahı da yok. Vebal de değilsin. Vekil de değilsin. Güzel. Evet. Keşke hep böyle şeylere kansak. Evet. Hep böyle aldatılsak. Evet. Hep duyduğumuz en kötü yalan bu olsa keşke. Yani ne güzel bir yalandır o. Yani yalan bile denmez ona. Evet. Çocukluğumuzun en güzel hatırası. Bir müsaade isteyeceğiz. Sonra tabii devam edeceğiz inşallah. Sevgili izleyenler, devam ediyoruz birazdan. Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi?
Bence burada en bu ilahinin en kritik cümlesidir. Çok hoşuma gider. Ağzınıza sağlık. Bu arada yayından önce de seyrettik yeni klibi. Yiğit Adam. Yakında bütün seyircilerimiz de görecek. Bugün ne olacak? Bilmiyorum, yakında göreceklerdir. Evet. Merak ediyorum. Yani bir şekilde görecekler, bilmiyorum. Tamam. Beraber seyrettik Yiğit Adam'ı. Ağzınıza sağlık. Şimdi Elif'te kaldık ya, Elif'ten devam etmek istiyorum. Çünkü Elif birçok kişiyi temsil etti. Birçok kişinin derdini aslında hani deşti demeyeyim de hatırlattı. Aynı nöronlarını çalıştırdı. Değil mi? Evet, evet. Ve bir de şarkısı vardı Elif'in, değil mi? Birçok insanın diline pelesenk oldu diyebiliriz. Elif gibi dimdik dur, değil mi? Hatta biz birisiyle karşılaştık yolda. Amca bizimle fotoğraf çekildi ama müthiş heyecanlı bize şey dedi. Dizinizi seviyoruz ama artık şarkınızı daha çok seviyoruz gibi bir cümle kurdu bize. Yani diziyi şarkı değil için mi? İzlemeye başlamış insanlar var. Biz müziği gerçekten çok seviyorduk, çok etkileniyorduk, çok duygulanıyorduk. Uzun süre zaten Miray kendisini o müzikle motive ediyordu sette sürekli. Gerçekten hala bir yerde duyduğum zaman ya da kendim bazen açıp dinliyorum, hala etkileniyorum. 2 sene oldu. Yücel Arzen'e de selamlar buradan. Evet, çok teşekkür ederiz. Var mı onun, bir izleyebilecek miyiz? Evet, izleyelim beraber, buyurun. Savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa bile dimdik dursa, Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa, Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kar denen misali sebebi halimi, dimdik dursam yine bir Elif gibi. Evet. Gemileri mi yakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Her zaman. Evet, aradaki köprüleri yaktık, evet. Evet, değil mi? Çok güzel bir cümleydi, değil mi? Aralardaki köprüleri yaktık. Yeni köprüler inşa etmek lazım artık. Ettik onları da çok şükür. Evet. Evet, şimdi o zaman Ramazan ayı bildiğimiz kadarıyla içinde 1000 aydan daha hayırlı bir Kadir Gecesi'ni barındırıyor. Bu 1000 rastgele seçilmiş bir rakam değil, bir sayı değil. Yani kutsi bir sayıdan bahsediyoruz aslında. Bizim uydurduğumuz hani işte 40 bin defa anlattım diye abartma sayısı değil bu. Bu gerçekten kıymetli bir sayı. Sonra içinde tabii Kadir Gecesi olmayan 1000 aydan bahsediyoruz. Dolayısıyla Ramazan ayında böyle fazla sayılarla çarpılan şeyler var. Allah'ın fazlına mı giriyor bu? Yani tabii öyle Allah... zamanlarda kazandıklarımız. Evet. Şimdi ben tam ilahiyatçı modunda olmadığım için verdiğim rakamlar belki farklı olabilir. Mesela Kur'an-ı Kerim normal zamanda okunduğunda 1'e 10'sa, 3 aylarda 1'e 70, 1'e 100'se, Ramazan'da belki 1'e 300, belki 1'e 70 bine kadar çıkıyor diye hocalarımız bize söylüyor. Şimdi işin ibadet kısmında gerçekten Ramazan'ın sağanak sağanak fazlının yağdığı bir dönem olduğunu biliyoruz.
Benim en ciddi kendi içimde Ramazan deyince o fazlın kapısını çalmak noktasında, hani demin Cem Karaca dedim veya siz dediniz deminki ilahide, en can alıcı cümle buydu. Allah seni sevende, sen Allah'ı sevende Allah seni sevmez mi? Şimdi sevmek ne kadar güzel bir cümle, ama o ilahide bana en can alıcı gelen nokta da la ilahe illallah'tı. Nereden hani böyle bir çağrışım oluyor? Mesela benim hayatımda Duha suresinin çok büyük yeri vardır. Şimdi herkesin sizi başlangıçta merhaba deyip karşıladığı, 80 yılına ötesiz insanlara gidip sonra arasına sandalyeler koyduğu, hatta sonra belki düğününüze gelmekten çekindiği, hatta bazı yerde selam vermek istemediği, yan yana kol kola birlikte yemek yerken birden ötekileştiriverildiğiniz, bir de çocukluğunuzda bu ötekileştirilmeyi çok idrak etmediyseniz, bunlar neden beni ötekileştiriyor? Hatta 2-3 arkadaşınızın sizi bir odaya alıp sen bununla şunu istiyorsun deyip sana müdahale edebildiği, sen de ben vallahi onu istemiyorum falan deyip böyle çocuksu tepkileri verdiğin yıllar geçince bir bakıyorsun ki çok değerli bir ganimet var elinde, Allah'a iman. Ama ötekileştirenler de aslında o imanı sen güzel temsil edemediğin için habire farklılıkların hengamında kalmışlar. Biz genelde ötekileştirenlere kızarak belki hayatı bir savunma mekanizmasıyla geçiriyoruz. Ben Ramazan'da en ciddi içime takılan şey, bu dini gerçek manada, gerçek güzellikleriyle, halle temsil edebilen, inanan insanlar olsaydık, onlar o temsildeki güzellikleri görmüş olsalardı, bu ötekileştirilmeler de yaşanmazdı. Hani sevgi dilini kullanmak adına Ramazan'ı fırsat bilme. Şimdi gönül ihsan edeni sever. Ramazan'da bizim en ciddi ihsanımız iftarlarımızdır, değil mi? Siz bize buyurun bu akşam, yarın biz size gelelim, birbirimizi ağırlıyoruz. Halbuki Hatice Validemiz servetinin nasıl eridiği anlatılırken siyer kitaplarında, Allah'ı anlatma adına hiçbir şey bilmeyen insanları davet etme hali var. Biz 30 gün Ramazan'da, 30 gün Ramazan sonrası göreceğimiz insanlarla geçirmeyelim yani. Cem Karaca neden özeldir mesela? Allah yar yar dediği o şarkısının öncesinde ben Zaman Gazetesi'nde bir şey hatırlıyorum. Yarım sayfayı alan bir punto hatırlıyorum. Allah'la barıştım diyordu orada. Şimdi hiç bilmeden küstürdüğümüz, küsmesine sebep olduğumuz bir yan insan mı var acaba? Böyle durumlar için tasavvufta ya da alim zatlar sorarlarmış, kaç kişinin katilisin diye. Değil mi? Ya ben kimseyi öldürmedim bugün. Hayır, kaç kişinin katilisin? Evet. Kanla, silahla alakalı bir şey değil. Kaç kişinin kalbini kırdın ve kaç kişiyi Allah'la küstürdün? Yani aslında soru bu. Ben Allah'ın fazlının da kulların Allah'la barışmasına aracılık edince böyle sağanak sağanak geleceğini düşünüyorum. Belki bu benim kolaycılığımdan, ama mesela hadisi şerif, Buhari'de geçen bir hadisi şerifmiş o. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Ben bu hadisi şerife takıldım. İnsanlara en faydalı olan. Mesela şöyle demiyor orada. İnsanların en hayırlısı müminlere en faydalı olandır. Böyle bir cümle yok. İnsanlara en faydalı olan. Ki senin karşındaki eğer mümin değilse, sen o güzellikleri sergileyince bu güzellikleri senden bilmeyecek. Diyecek ki bu figen çok yaramaz, çok can yakan birisiydi ama artık böyle davranmıyor. Neden? Demek figenin inandığı din onu böyle terbiye etmiş. Figenin inandığı dini ben bir araştırayım. O yüzden biz belki Allah'ın fazlını, rahmetini, ihsanını üzerimize en çok teveccüh ettirecek olan gönül kazanma üzerinde. Bence bu Ramazan'da bol bol durmalıyız diyorum. Evet. İnfak. Aklıma bir şey geldi. Tabii. Onu söyleyeceğim. Bir arkadaş, bir oyuncu bir arkadaş, oynadığı rolle alakalı dedi ki işte falan karakteri canlandırıyorum dedi. Sonra bir başka bir arkadaş dedi ki canlandırıyorum deme, temsil ediyorum de. Yani canlandırmak, temsil etmek başka bir şey. Evet. Yani biz işte mükemmel namaz kılarak İslamiyet'e bir şey katamayız. Evet. Ama kendimize bir şey katarız. Evet. Ya da gidip işte binlerce insana iftar yaptırınca işte işte bizim sayemizde İslam kurtuldu. Hayır, biz İslam'la kurtulabiliriz. Evet. Yani ya da dinle kurtulabiliriz, evet. Allah'la kurtulabiliriz. O aklıma geldi temsil etmek deyince. Evet. Bu temsili yaygınlaştırma adına da Ramazan bir fırsat. Hazır şeytanlar bağlanmış. İftar gibi, sahur gibi bir fırsat var. Teravih gibi, birliktelik gibi bir fırsat var. Gülümsemenin sadaka olduğunu bize söyleyen bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Neden hala biz böyle sert bakışlarla, ben de biraz böyle bakışlarım sert oluyorken diyorum ki özelim de böyle değilim ama hiç farkına varmadan ekran karşısında böyle oluyorum. O işin ayrı bir tarafı, gülümsemek dediğimiz şeyi sadece mimik kaslarına yansıtıyoruz. Halbuki gülümsemek şefkatli bir dokunuş, merhaba demek,
bir hastanın halini sormak, yerdeki bir kediciyi ezilmesin diye kenara koymak, hayata gülümseyen, hayatı seven ve neden hayatı seven? Allah yarattığı için onun yarattıklarına değer veren insan olmayı temsil ettiğimiz zaman ben Allah'ın fazlının rahmet üzerimize yağacağını düşünüyorum. Çok kıymetli bir şey bu. Şimdi aklıma geldi. Hani her şeye rağmen gülümsemek var ya, her şeye rağmen gülümsemek ya da işte her şeye rağmen dimdik durmak. Elif'ten ötesi insanlardan aldığım mesaj buydu. Her şeye rağmen şeyini açarken işte Efendimiz bize tebessüm diye bir sadaka bırakmış, bir sünnet bırakmış. Altı çocuğunu toprağa vermiş bir baba olarak gülümsüyor Peygamber Efendimiz. Allah'ım gözyaşı dökmekten sana sığınırım diye bir dua. Evet, yani en çok ağlayan insan olarak biliyoruz. Çok ağladığını biliyoruz Peygamber Efendimiz'in ama çok gülümsediğini biliyoruz, tebessüm ettiğini biliyoruz. Eşini toprağa vermiş bir koca olarak gülümsüyor. Buna rağmen gülümsüyor. Dostlarını kaybetmiş, dostları faili meçhul cinayetlere kurban gitmiş. Amcası paramparça edilmiş bir yeğen olarak gülümseyebiliyor. Ve dünyanın bütün yükünü sırtında taşıyan bir adam olarak gülümseyebiliyor. Her şeye rağmen gülümsemek deyince herhalde Ramazan'da bunu hatırlayıp yani ya Efendimiz gülümsemişti. Evet. Bir de biz deneyelim. Cedel ve kavga etmek yerine değil mi? Değil mi? Yani evet. Çünkü dün de biz bunu konuştuk. Yani dün de bunu konuştuk. Ben artık şey diyorum yani birini işe alacak zaman CV dolduruluyor ya. Hani diploma, kaç dil biliyor falan filan işte bilgisayar kullanabiliyor. Bir gülümser misin ya? Evet. Bir gülümser misin? Bir camiye imam mı alınacak? Hocam bir gülümser misiniz? Bir doktor mu? Bir gülümser misiniz? Doktor hanım, doktor bey. Öğretmene bir öğrencime hediye emanet mi edeceğim çocuğumu? Hocam bir gülümser misiniz? Bir bakabilir miyim? Gülümseyebiliyor musunuz? Kaslar çalışıyor mu? Yani bu kasları bugüne kadar kullandınız mı? Bir görelim. Gönül kaslarınız ne alemde? Gönül kasları ne alemde değil mi? Yani çok kıymetli bir şey. Ama Avrupa'da çok ilginçti. 4 yıl kaldım ben iyi biliyorum. Orada insanlar birbirini tanısın tanımasın. Herkes birbirine gülerek İngilizce olarak hi diye selam veriyor. Herkes tanısın tanımasın hiç önemli değil. Yani ama hay bile demedi, evet, durumu olmuyor. Yani. Olmuyor hiç. İşte bu da benim çok gücüme gidiyor. Yeryüzünde evet, selamı yayın. Bir Müslüman sıfatı mesela. Hadis-i şerif yani değil mi? Evet. Yeryüzünde selamı yayın, hadis-i şerif. Yabancılar yaymış, biz hiç yapmıyoruz. Biz tanısak bile tanıdığımız adamı aramız bozuksa bile selam vermiyoruz yani. Bana beni kırmıştı, ben en iyisi hiç görmemezden geleyim, daha şuradan gideyim. Daha tekisini söyleyeyim mi Kemal abi? Çok acı bir tablo resmedeceğim ama üzülerek. Birisi ölüyor, bir çocuk ölüyor. Biz o çocuğun milliyetine, o çocuğun memleketine, o çocuğun ailesinin siyasi görüşüne falan 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 bakıp bir sürü testten geçirip eğer bizim standartlarımıza uyuyorsa yas tutuyoruz, üzülüyoruz. Bizim standartlarımıza uymuyorsa yani Peygamber Efendimizin geçen bir cenazeyi görüp ayağa kalkıp sahabe efendilerimizin o Yahudi sonra, dediler. O gayrimüslim, evet. Müslüman değil demelerine. Hatta Yahudi dediler yani. O Yahudi dediler. Ama insan. Evet. Ama, ama insandı. Yani sadaka, hani gülümsemek diyoruz ya, herhalde Peygamber Efendimiz bize bıraktığı en kıymetli emanettir. Ama insandı, ama insan. Diyorsun ya, ya bir hay bile diyemiyoruz birbirimize ne yazık ki yani. Evet, çok ötekileştirme artık çok fazla var. Yani sadece ülkemizde değil, dünyada da çok fazla var. Kemal abinin dediği gibi evet, belki diğer ülkelerde her gören birbirine selam veriyor ama bizim köylerimizde de bu var. İstanbul'da çok fazla insan var, 20 milyondan fazla insan var. Bir şekilde artık bu adet, bu gelenek, görenek kayboluyor. Ama ben köylerimizde, kasabalarımızda hala bu güzelliklerin yaşadığını görüyorum kesinlikle, zaman zaman. Kesinlikle, o var. Çok şükür. Kesinlikle aman, var. Aman ama şu da var, evet. Ama şu da var. Demin dediğiniz çok doğru. Ben Özgecan'ın ölümünden sonra, ya bugüne kadar çok üzüldüm ona ama artık üzülmeyeceğim, o Alevi'ydi diyeni de gördüm. Ya da işte Berkin Elvan'a üzülüyordum bugüne kadar ama o Kürtmüş diyeni de gördüm. Ya da bu ölen Yahudiymiş, artık ona üzülmüyorum diyeni de gördüm. Ya Mevlana ne demiş? Ne olursan ol yine gel. Hani şimdi bir de şöyle bir şey var. Derste bir öğrencime sordum. Dedim Kürtçeyi kim yarattı dedim. Yani böyle lehçelerden falan konu oluyor. Ben de Egeli olduğumu, lehçemin zenginlik olduğunu hep söylüyorum. Çocukların biraz lehçesinde sıkıntı varsa çekiniyor. Konuş diyorum, konuştukça açılacak. Sonra sordum Kürtçeyi kim yarattı dedim. Şöyle bir zınk durdu ondan sonra. Dedim Fransızcayı kim yarattı dedim. Japoncayı kim yarattı? Yani onları Allah yarattı dedim. Bütün dillerin sahibi Allah değil mi?
Hani ben de bunu bilmiyordum yani kendi içimde. Ta ki Suat Yıldırım hocam Ayet-i Kerime'yi gösterdi. Dedi biz insanları tanışsınlar ve bilişsinler diye kavim kavim, kabile kabile yarattık diyen bir Allah varken, bir dil bir insandır diyen bir peygamber varken biz kimi nasıl öteleştiriyoruz yani? Ya siz nerelisiniz mesela? Bizim kökenlerimiz Selanik'ten. Sen... Adana'ya göçmüşler. Dedemler. Mesela orada doğmak için hiç dilekçe verdiniz mi Allah'a? Hayır. Yani ben de Nazilli'de doğmak için vermedim. Evet. Siz Maraş'ta doğmak için. Yani her insanın kaderini evet. Allah'ın belirlediği bir noktada aslında Allah'ın hükmüne de itiraz gibi parçalar giriyor. Bizim tek yapabileceğimiz şey var. Hani Yunus Emre'nin deyimiyle yaradandan ötürü bütün yaradılanlara. Ki yaradılanlar sadece insan da değil yani. İnsan yeryüzüne serpilmiş bir tohum gibi. Tüm bir yaradılanı sevmek. Mesela Greenpeace çok hücume gidiyor. Yeşili en çok savunan biz olmamız gereken bir konumdayız evet. Yani. Ama nedense başkalarının cümleleri bizim ağzımızda dökülüyor. Bir biz birbirimizle uğraşıyoruz yani. Bir İslam ülkesinde, Türkiye'de, Anadolu'da evet. Lütfen çöp dökmeyin, lütfen çöp dökmeyin, lütfen çöp dökmeyin. Her tarafta bu yazıyor. Evet. Ya korkunç bir şey bu. Abi, çöp tenekesini şey. Çalıp götürüp satıyorlar hurdacıya ya. Yani evet. Piknik alanlarında yani daha ne diyelim. Ya o kadar acı bir şey ki bu yani. Ya, bu yazılmamalı ya. Buna gerek kalmamalı ama o zaman herhalde Ramazan ayı bir yandan da ne kazanmalıyız? İki, ne kaybettik? Evet. Neyi eksik yaptık? Yanlışlarımız neler? Bir muhasebesini yapıp evet. Ve şöyle bir şey var. Ramazan'da bir yanlıştan vazgeçmek evet. Artı. Ramazan'da bir haslet kazanmak. İkisi evet. De çok daha büyük bir kıymet o zaman. Yani binlerle, evet. On binlerle çarpılabilecek evet. Bir kazanç. Değil mi? En büyük kazanç da sevmeyi öğrenmek. Neden dolayı sevmek? Hani sevmek çok böyle rutin bir kelime gibi kullanılıyor belki ama farkındalıkla sevmeyi öğrenmek. İşte ben hayatımın o manevi yön dediğim kısmında dedim ki sen bunu yapabilirsin. İnsanın Allah'ın izniyle ne kadar değerli olduğunu anlatabilirsin. İşin maddi yönü var. Evet mesela bir hücrenin yapısı, bir kalbin yapısı. Mesela sesiyle bize anlam katan misafirimiz var. Bir yorumlamayla, bunu sanata dökmeyle anlam katan misafirlerimiz var. Ama bunların hepsini yaratan bir zat var ve bunu beyinde belli yerlere yerleştirmiş. O beyinle kolu ayağı koordine nasip etmiş. Yani gördüğün bütün güzellikler Allah'ın sanat eseri ise bunların ayrıntılarını anlatıp bütün bunları yaratana saygı duymak zorundasın. Yani karşındaki varlık ne olursa olsun, seversin sevmezsin ama bunların üstündeki sanat eserini görmek zorundasın diye dedim ki hal dilini konuştur. Hani gönüllerin kapılarını meslekle çal, açılan kapılardan içeriye de Allah'ı ve Resulünü davet et. Neden? İşte Duha suresi demiştim ya hani la ilahe illallah. Orada Rabbin seni unutmadı ve terk etmedi. İlk ikinci ayette bu sanırım var. Bizde genelde böyle bir yes hali var. Benden köy kasaba olmaz yani. Ben çok günahkarım, benden adam olmaz. Hep bana böyle geliyor mesela. Rabbin seni unutmadı, terk etmedi. Böyle bir var. Ardından seni farklı bir yolda bulup hak yola ulaştırmadı mı? Duha suresinin mealine bakılabilir. Ama hemen onun arkasından da seni yetim bulup sahip çıkmadı mı diyor. Ben hep kendimi mesela o yetimler grubu gibi düşünme yönünde eğitmeye çalışıyorum. Yetim kimdir ya Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Yetim annesi babası olmayan değil diyor. Yetim Allah'ı ve Resulünü bilmeyen. Allah'ı ve Resulünü bilmeyen. Şimdi ben mesela bir taraftan Afrika'daki, bir taraftan yurdun değişik yerlerindeki aç, garip kişilerin duasını almak amacıyla onlara iftar için seferber olurken bir tarafta da gönlü açlar için seferber olmak zorundayız diyor. Yani iftarları farklı zenginliklere, farklı doyurmalara açmak durumundayız. Mesela bizim diş kiramız var değil mi? Çok farklı dünyalardan misafirleriniz oldu. Ayrılırken onlara güzel hediyelerinizi verdiniz. O iftar unutulur mu? Unutulmaz. Bir de Allah'ın sürprizlerinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani evet. Nereden nasıl bir sürprizle karşılaşıp bize bir kapı açılır? Çok hepimizin hatırladığı hadisedir. Günahkar bir kadının su içmek için kuyuya indiğini, sonra evet. Su içtikten sonra bir zavallı köpeğin susuzluktan kıvrandığını, artık dilinin sarktığını, hatta evet. Çamuru yaladığını görür. Evet. Sonra kadın acır köpeğin haline tekrar kuyuya iner, ayakkabısına su doldurur, ayakkabısını ağzıyla ısırır. Yukarı kadar o şekilde çıkarır. Zor bir çıkıştan bahsediyoruz. Sonra o zavallı köpeğe su verir. Evet. Günahkar bir kadından bahsediyoruz ama Allah onun bu samimi iyiliğinden ötürü affeder ve evet. Bu kutsi bir hadis. Yani evet, orada atladığımız bir şey de var ve orada kadının tövbe ettiğinden falan bahsedilmiyor. Evet. Yani direkt Allah affetti diyor yani. Kadın tövbe etti de Allah affetti demiyor. Direkt Allah affetti.
Değil mi? Kadın tövbesinden bahsedeyim mi? Hocam daha iyi bilir de. Estağfurullah. Cümleye dökülmüş. Yani dile de... Ben enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım bu arada. Yani böyle dillendirilmiş bir af talebi de yok aslında. Çünkü ama... orada bir mazluma, evet orada köpek bir mazlum, çaresiz, hiçbir imkanı yok ve böyle bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Evet. Bizim de hangi kapıyı açtığımızda, hangi kapıyı çaldığımızda, kime gülümsediğimizde, hangi tebessümün Allah'ın sürprizlerini, yardımlarını, Allah'ın hediyelerini getireceğini bilmiyoruz. Bilmiyorum. Hani fazilet, Allah'ın fazlı dediğimiz şey herhalde Allah'ın bir sürprizidir, lütfudur. Hediyesidir. Evet. Ben en çok da kendi adıma şundan korkuyorum. Biz bir maratondayız aslında. Yani 100 metre koşu olsa ilk başta deparı kim öne çıkıyorsa o sonuca gider. Ama maratonda bakarsınız en sonda başlayan maratonu birincilikle bitirir. Şimdi benim en çok üzüldüğüm nokta biz başkalarına karşı böyle hakim gibi senin yaptığın doğru, senin yaptığın yanlış, vaktimizi onlarla zayi ediyoruz. Halbuki değerlendirecek olan Allah, biz hepimiz Allah'ın huzurunda imtihandaysak ben nasıl daha bir soruyu daha kârlı atlatabilirim? Bir gönle Allah'ı nasıl daha sokabilirim? Veya onun duasına hani beni Rabbimle buluşturduğun için senden Allah binlerce kere razı olsun. O işte fazlı çeken lamba bence o. Yani bir kul gıyabında senin hiç haberin yokken dua ediyor. Rabbim diyor seni bilmezdim ve bütün boşlukların içindeydim. O güzel insanların güzel davranışlarının ip ucunu takip ederek sana gelen yolu buldum. Sen onlardan razı ol. Bundan daha büyük bir rahmet celbedicisi, paratoneri olabilir mi? Ben olmayacağını düşünüyorum yani. Rabbim. Evet. Yani inşallah Ramazan geçip gidiyor. Evet. Şu an 8. gündeyiz. Daha 22 gün iftar verme şansımız var. İftar şansımız var. Evet, talebelerimiz var, komşularımız var. Gönül kapılarını çalmadığımız o kadar çok komşumuz var ki. Yani kendi dünyamızdan artık bırak diyorum uzaklaşalım yani. Çünkü Cenab-ı Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman ben buna çok inanarak söylüyorum samimi olarak. Hani Allah'ım seni çok sevdim, senin yolunda bir şeyler yapmaya çalıştım. Namazım da var, eminim beni cennete alacaksın havasıyla gidiyoruz böyle. Oraya geldiğimizde benim komşum, yakınım, çevremdeki birisi belki Allah'ın azabına doğru diyelim ki götürüldüğünde ben artık bu azabı hak etmiştim de ben gidiyorum der mi sizce? Ben hiç diyeceğini düşünmüyorum. Der ki Allah'a eğer seni gerçekten hakkıyla sevselerdi Rabbim, seni hakkıyla tanısalardı, seni hakkıyla temsil eder ve peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Cehil'in kapısına kaç defa gittiğini okudukları kitapları okuyup benim kapıma da bir kere gelir beni davet ederlerdi. Ola ki ben kapıyı kapatsam bile beni bir şekilde sana götürecek aynaları tutmaya gayret ederlerdi. Tutmadılar ya Rabbi davacıyım derse ben ne yaparım? Çok ciddi bende bunun derdi var yani. Ya o yetimlerin elinden Allah'ı ve Resulünü bilmeme yetimlerinin elinden tutmadığımız için yetimi hor gördün muhatabiyetine muhatap olursa ben diyecek hiçbir şey kalmıyor. Yani. Evet. Hepimizin derdi olması gereken bir korkudan bahsettik. Sevgili izleyenler, Hoca Efendi'ye kulak verelim. Sonra devam edeceğiz. İbadet-ü taatta da böyle bir mükemmel tiryakisi olmak. Bana dense ki bir gayıptan, sen kulluğunu tam yaptın mı? Ya Allah'ı seversen beni yalan söyletmeyin. Böyle bir mevzuda ben nasıl mükemmel yaptım falan derim. Yalancılık yapmış olurum. Ama değildir dediğim zaman da niye doğru yapmıyorsun? Sualiyle karşı karşıya kalırım ben. Onun için bana böyle bir şey sormayın. Ya, şahsımız adına böyle demeliyiz. Kim böyle demeli? Her gece 100 zekat namaz kılan böyle demeli. Ve 5 vakit namazını o engin huzur içinde, o derinlik içinde Allah'ı görüyor gibi eda eden böyle demeli. Şahsımıza bakan yönüyle meselen böyle. Biz nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Herkes yakışı men yaman, herkes buğday men saman. Dine hizmet ettim diye fahirlenme. Allah bu dini bazen hadisin ifadesiyle facir bir adamla bile teyit eder. Müzekka olmadığından sen kendini o facir yani çizgiden çıkmış endazesiz adam gibi görmelisin diyor. Kim diyor? Abi de şahsiyet diyor ona. Kendini o recülü facir bilmelisin diyor.
kendimize bakarken böyle bakmamız lazım. İşte şundan dolayı ucube karşı, fahre karşı, kibre karşı, şahsın adına bazı şeyler kurgulamaya karşı sana izaya gel manasına gelir bunlar. Aklını başına al. Sen nerede duruyorsun? Kendimize bakarken öyle bakmamız lazım yani. Gerçek Müslümanlık nerede, biz neredeyiz falan demeli, öyle bakmalı. Sabahları uyanırdı yoksullar Medine'de. Kapılarını açtıklarında bir çuval bulurlardı. Gıdalar, yiyecekler, ihtiyaçları ne varsa kapılarında bulurlardı. Kim getirirdi bunu, kim bırakırdı gecenin bir yarısı? Görünmeden kaybolurdu sonra, bilinmezdi. Bırakan adam her gece gizlice, kimseye göstermeden, elinde avucunda ne varsa götürüp yoksulların kapısına bırakan adam, Efendimizin torunu, peygamber torunu Hazreti Zeynel Abidin'di. Peygamber torunuydu ama ömrü sıkıntılarla geçmişti. Ömrü zindanda geçmişti, çok çile çekmişti. Bir peygamber torunu 14 asır önce çile çekmişti. Ama bunların hiçbirine şikayet etmiyordu. Çünkü benim bu durumumdan Allah haberdar mı? Evet, haberdar. Öyleyse şikayete gerek yok. Öyleyse dert yanmaya gerek yok deyip üzerine düşeni yapmaya devam ediyordu. Eğer bir savaştan bir ganimet onun da payına düşerse ya da peygamber torunu olduğunu hatırlayan birileri hala ona o hürmeti, o saygıyı gösterirse ve onun evine bir şeyler getirirse o gece yarılarında sırtına yükleniyor ve götürüp Medine'de kim varsa yoksul kapılarına bırakıyordu. Ömrü böyle geçti. Ömrü böyle geçti. Yani gayesinde Allah rızası olan, yani gayesinde insanlara hayırlı olmak diye bir dert olan kim varsa 14 asır önce de 14 asır sonra da aynı sıkıntıları çekiyordu. Zindan mı zindan, çile mi çile, ızdırap mı ızdırap çekiyordu ve buna da hamdolsun diyordu. Allah'ın rızası için çekilecek her çileye hamdolsun. Ve Medine'de bir sabah yoksullar kapılarını açtıklarında o çuvalı göremediler. Kapılarını açtıklarında ihtiyaçlarının kapılarına hazır halde konulmuş olduğunu göremediler. Medine'de o gün yoksullar kapılarını açtıklarında kapılarından içeri bir sala sesi yayıldı. Bir nida duyuldu. Peygamber torunu Zeynel Abidin vefat etmişti. Yani o göçüp gidince Medine'nin yoksullarının kapılarından yardım da gitmişti, güzellik de gitmişti, vefa da gitmişti. Ama giderken iyi insanların kalplerine, iyi insanların avuçlarına iyilik nedir, güzellik nedir, iyi insan nasıl olunur onu bırakıp öyle gitmişti. Sonra onun naaşını yıkayacaklardı. Her Müslümanın naaşını yıkadıkları gibi onun da naaşını yıkamak için yatırdılar ve su dökmeye başladılar. Ama herhalde bir peygamber torununun naaşında eller yıkanırdı. Onun naaşını yıkamaktan ziyade onun naaşında ellerimizi yıkamalıydık. Onun naaşında niyetlerimizi temize çekmeliydik. Gassal sırtına elini uzattığında Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın sırtında el kadar büyük bir nasır dokundu eline. O kadar büyük bir nasır ne kadar zamanda oluşabilir ve ne kadar uzun bir zamanda sırtına yerleşir bir adamın. Sonra anladılar. Yoksulların kapılarından ayrılıp giden o yardım paketleri, yardım kutuları, yardım torbaları
her gece Zeynel Abidin'in sırtında taşına 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 sırtında bir iz bırakmıştı. Elden büyük bir nasır. Ne kıymetli bir iz. Ne kıymetli bir hatıra. Biz de acaba ahirete göçüp giderken vücudumuzun bir yerinde bu dünyada çektiğimiz çilelere, Allah rızası için katlandığımız dertlere şahitlik edecek bir iz taşıyabilir miyiz, götürebilir miyiz? Bir kıyafet, bir libas, bir iz. O yüzden geceleri yatarken ya nasip deyip, sabah uyanınca ya nasip deyip, bismillah deyip yola çıkıp, kimse anlamasa da derdimizi, deli de deseler, ne yapıyor bu da deseler, ya nasip deyip yola çıkalım ve nasibimize Allah'ın rızası düşsün. İnşallah. Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken kimi sırt üstü yatar, kimi boşta gezerken Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti. O mahallede herkes gömlek giyerdi. Bizim Kul Ahmet bir gün bir ceket diktirtti. Diktirir ya. Mahalleye derd oldu Kul Ahmet'in ceketi. Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi. Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Konu komşuya derd oldu Kul Ahmet'in ceketi. Mahalleli kahvede muhabbet peşindeyken leylekler lak lak edip peynir gemisi yüklerken Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi. Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti. Herkes gömlek giye dursun, bizim Kul Ahmet ceketini bir de astarla kapatıverdi. Kapatır ya. Mahalleye derd oldu Kul Ahmet'in ceketi. Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi. Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Konu komşuya derd oldu Kul Ahmet'in ceketi. Bir gün bir yoksul öldü, üzüldü mahalleli. Ama bir keten parası bulamadı mahalleli. Kul Ahmet dedi yalan dünya, çıkardı ceketini. Örttü garibin üstüne, kaldırdı cenazeyi. Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti. Bizim Kul Ahmet birdenbire oluverdi Ahmet Bey. Ceketse Ahmet Bey'in ceketi. İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti. İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet. Barışa sorar isen sen bu yolda devam et. Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti. İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi. Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet. Barışa sorar isen sen bu yolda devam et. Ben de alkışlıyorum. Saygıyla, rahmetle anarak. Böyle iftara çok az bir zaman kaldı ve şarkı çok yakıştı. Yani çok yakıştı. Yani rahmetli Barış abi inşallah böyle şeylerden haberdar oluyordur. Allah nasip ediyordur. Böyle güzelliklerden haberdar oluyordur. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Ve bütün Kul Ahmetlere de saygılar, hürmetler. Ahmet'in ceketine de. Şarkı bizim için de çok anlamlı oldu. Demin Miray'la onu konuşuyorduk. İnsanların dönem dönem en sevdiği parçalar değişiyordur. Benim sanırım en sevdiğim, hiçbir dönem değişmeyen parça Ahmet Bey'in ceketidir. Çok severim. Miray'la Söke'ye gidiyoruz. Dizinin işte başlangıçları için. Buradan kanaldan bindik.
Topçulara vardığımızda şey dedi Miray. Size bir parça dinleteceğim. Ben bu parçayı çok severim dedi. Ahmet Bey'in ceketini açtı. Benim zaten en sevdiğim parça. O yüzden Miray'ın da ilk dinlettiği parçadır bana. Bize. O yüzden parçanın anlamı daha da artıyor. Demin Kemal abi bu parçayı söyleyeceğini söyleyince Miray da çok sevindi. Ben de çok sevindim. Kemal abi de biliyor herhalde benim sevdiğimi. Biz 8 yıldır tanışıyoruz. 8-9 yıldır. Yalnız programdan önce öğrendim. Barış abinin adam olacak çocuğuna katılmış birisi var aramızda. Tabii. İki kere. Acaba kim? Ben diyormuşum meğersem. 2 yıldır zaman saklamış. İki kere katıldım. Kaç yılında? İki. Kaç 94'ün sonu bir de 95'in sonu diyebiliyorum. Bir Deme Sağroğlu'nun Arnavut Kaldırım klibinde oynadığım dönemde çıkmışım Deme Sağroğlu ile birlikte. Daha önce normal başvuruyla yarışmaya konuk olmuşum. Var mı görüntüler? Var. Elinizde, değil mi? Ne güzel, ne kıymetli bir hatıra. Evet. Çok güzel. Mekanı cennet olsun. Amin. Barış abinin. Amin. O da geriye bir iz bırakmış. Güzel bir iz bırakmış. İki ötekinin biriyle başladınız, biriyle bitirdiniz değil mi? Evet. Bizim gençlik yıllarımızda onlar da birbirinden ötekiydi çünkü. Bakarsanız. Ama Cem biz Karaca'yla onları finalde uzun ince bir yoldayımı beraber söylerken gördük evet. Ve çok mutlu evet. Olduk. Evet. İnşallah ahirette de akıbetleri cennette bir olurlar. İnşallah. Cennette beraber gidersek Barış abiyle Cem Karaca'dan da artık bir şey isteriz. Olursa kısmet olursa. Dünyadan biri istiyorum abi. Bana da bir söylersin. Evet şarkı. İnşallah. Şimdi bizim şöyle bir geleneğimiz var. Burada kartlarımızda kartela mı diyorlar buna? Kart diye ne olacak? Hikmetli sözler var, dualar var. Nasibinize ne çıkarsa sizden onu dillendirmenizi istiyoruz. Miray Hanım siz bir tane alın sonra uzatalım. Üstten alıyor. Hiç fark etmez. Karışık da alabilirsiniz. Ne çıkarsa bahtınıza. Sesli mi okuyacağız? Evet tefeül yapıyoruz. Tam anlamıyla tefeül yapıyoruz. Tabii sesli okumanızı isteyeceğiz. Biliyor musun hocam? Kimden başlayalım? Miray'dan başlayalım. Evet buradan başlayalım. Sağ baştan. Kısa ve öz. Evet buyurun lütfen. Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan yok. Hazreti Mevlana evet. Ve Kul Ahmet'in ceketinin üzerine tam böyle evet, denk geldi. Tamam. Kesinlikle yani. Evet. Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz kırarak değil. Civcivi yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz, kırarak değil. Kim söylemiş? Arnold Klosov diye birisi söylemiş. Yani süper söylemiş. Çok güzel. Vay, harika. Çok güzel. Evet. Gönülleri bakalım kırmamıza Bey. İzin vermesin evet, Rabbim inşallah. Evet. Kanaatten hiç kimse ölmedi. Hırsla da hiç kimse padişah olmadı demiş Mevlana. Harika ya. Kanaatten kimse ölmedi. Hırsla da hiç kimse padişah olmadı. Padişah olduktan sonra da hırslanmamak lazım o zaman. Hani artık padişah olup hırslanabilirim. Evet. Kemal abi. Sizin mikrofon nerede? Bu daha iyi oluyor ya. Ne mutlu kimseye ki kendi ayıbını görür. Hazreti Mevlana ayıbını görür. Ne mutlu o kimseye ki. Ne mutlu o kimseye ki kendi ayıbını görür. Bu kadar. Evet bu kadar. Harika bir şey bu ya. Yani kendi nefsine savcı olup başkasının nefsine avukat olmak dediğimiz şey bu galiba. Evet, evet harika. Bunları hep beraber hatırladık. İftar vaktine de oldukça az bir süre kaldı. Size de çok güzel kitaplar hediye edeceğiz. Renkleri seyircilerimizin çok dikkatini çekiyor. Ve bu renkler bu sene biraz bu programda biraz daha bayanlara has olmuş ama artık siz de hediye edecek birilerini bulacaksınız ama şimdi beraber dua edelim. İftar vaktine çok az bir süre kaldı. Dualarında kabul olma anı. Ben buradan bir dua okuyayım beraber. Amin diyelim. Sizlerle birlikte bütün seyircilerimiz, bütün ekip hep beraber. Bakalım bugün bahtımıza hangi dua çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hataları bağışlayan, belaları kaldıran, ikram ve ihsanı bol ve rahmet hediyeleri kainatın her yanını doldurmuş olan alemlerin Rabbi Allah'a nihayetsiz hamd ve şükür, dünyada iman ve marifetle, ötede cennet ve cemalullahla tüllenen alemlerin sırlı anahtarı, Hakk'a gönül verenlerin vefalı ve candan dostu, mücrimlerin şefaatkanı, Efendimiz Hazreti Muhammed'e kainatın zerratı adedince salatu selam ediyor. Kutlu bir ayı idrak ettiğimiz şu günlerde ve dakikalarda Rabbimiz ellerimizi açarak sana yalvarıyoruz. Ey her varlığa lütuf deryasından nimetler yağdıran, ey ikramı her ikram sahibinden sonsuz derece üstün olan,
Ey herkesi ve her şeyi şefkatle merhametle kuşatan güzeller güzeli. Sen bizlere bizi aşan kabiliyetler ver. Ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet. Lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim. Allah'ım cümlemize vicdan genişliği lütfet. Kalplerimize inşirah bahşet. Bizleri birlik şuuruna sahip kullarından kıl ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Sevgili izleyenler, İstanbul'un semasında ezan-ı Muhammedi duyulmaya başladı. Artık İstanbul için iftar vakti. Biz de hep beraber oruçlarımızı açalım. Allah kabul etsin. Hayırlı iftarlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا للقرآن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
وصلِّ اللهم وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şükran kesira. Harikaydı değil mi? Sevgili izleyenler, iftar zamanının burada sonuna geliyoruz. Bir Ramazan gününü daha geride bıraktık. Kıymetli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Miray Hanım'ı yeni projelerde, yeni işlerde görmeyi ümit ediyoruz. Figen Hanım çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Batuhan Bey, güzel roller. Devamını i̇nşallah. Bekliyoruz inşallah. İnşallah. Kemal abi, yeni şarkılar, yeni albümler. Derinden bir ses, güzel şarkılar inşallah. Bize güzellikleri duyurmaya devam edersiniz. Kıymetli orkestramız sağ olun, var olun, eksik olmayın. Sevgili izleyenler, veda ediyoruz inşallah. Yarın iftar zamanında yeniden görüşeceğiz. Yarın bugünden daha güzel bir gün olsun inşallah. Hoşçakalın. Ben Meryem Köksal, 1964 Adana Osmaniye doğumluyum. 2008'de yeğenimle evlendik hocam. Kocamın beni bu şeyinle buralara düştüm. Kağıthanede ikamet ediyorum. Sobada pişiriyorum genellikle yemeklerimi. Elektrik yatacak, su yatacak param dahi yok. Çalışamıyorum. Evimin kirasını dahi veremiyorum. Çocuklarım yani okutacağım, adam edeceğim. Onunla yaşıyorum zaten, ayakta duruyorum. Meryem Köksal, yaşadığı acılar yüzünden iki evladıyla beraber uzun zamandır psikolojik tedavi görüyor. Allah'a kurban olayım. Bu bana her zaman için kapısını açtığı için yatayım, kalkayım, dua edeyim bu kimse yok diye. Zor günlerin de olduğu gibi bugün de Kardeş Ailem projesiyle Kimse Yok Mu? Meryem Hanım'ın yanında. Ay canım benim. Ay şöyle sarılayım doya doya. Oh, hoş geldin. Biz Kimse Yok Mu Derneği'ne özellikle çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir günde, Ramazan'ın içinde bizi böyle buluşturdu sizinle. Kardeş ailemizsiniz. Oldu. Her zaman, Allah razı olsun. Her koşulda bundan sonra artık bu eller birleşiyor. Evet. Değil mi? Evet. Sen bu acılarla mücadele ederken kimlerden yardım aldın? Kim destek oldu sana? Kimlerden yardım aldım? Kimse Yok Mu devamlı giysiride de yardım etti. Onlar gelip incelediler mi? Ben çok merak ediyorum. Onun için soruyorum, bilmediğim için değil mi anne? Evet, geldiler, baktılar. Ne mutlu ki böyle bir kurum da var bakarsın. Evet, evime geldiler, iyi kötü baktılar, yardımcılar. Allah, İnan benim bir şeyim yoktu ben buraya geldiğimde. Hepsini Allah razı olsun. Ne mutlu. Verdiler. Evet çocuklar, evet, ezan okundu. Ben lafa daldığım için böyle oldu. Dur. Hadi Allah kabul etsin. Evet. Bol bereketli olsun. Bundan sonraki hayatınızda hiçbir sıkıntınız olmasın inşallah. Çocuklar, evde de böyle istiyorum yemeği küçük bey, tamam mı? Kendimiz yiyeceğiz. Çorbadan sonra tatlıya geçti bak. Olsun, öyle sever. Ha? Bunlar evde ateş gibiler de şimdi burada böyle durdular benimkiler. Ha? Ateş gibiler, doldururlar böyle bardakları, boşaltırlar. Ali sesin çıkmıyor. Ha? Meryem teyzeyi mi dinliyorsun? Çay zamanı. Aslında çayı daha önce de verecektim de araya laflar girdi. Böyle çayla güzel oluyor her şey. Oldu. Ramazan'da sıcaklık veriyor çay. Şeyi de, rehaveti de alıyor. Yaz günlerine geliyor ya artık uzun. Ama tabii şey, daha da bence manalı oluyor Ramazan. Şöyle vereyim sana. Allah aşkına, Allah aşkına. Bak anne, nasıl nazik Meryem Hanım.
önce sana ikram etti. Çok teşekkür ederim. Ama sen misafir eksik misin? Olma. Siz misafirsiniz ama. Olsun. Daha açayım istersen. Ha? Meryem'cim, yani ben pek beceremem bu işleri ama kardeşlerimize böyle hani çam sakızı çoban armağanı derler ya, bizim Türk aleti. Evet. O tarzda bir şeyler ayarladım. Kardeşlerim burada olsaydı, çocuklarım tabii, kardeşlerim derken benim çocukların kardeşleri. İnşallah beğenirler. Böyle birkaç bir şey söylemek ayıp. Ben buna vesile olan herkesin vücutlarına sıhhat diliyorum. Geçmişlerine rahmet diliyorum. Sofralarına bereket diliyorum. Avuçlarındaki bütün dualar kabul olsun diyorum. Kimse yok mu ya? Çok teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Aynı sofrada buluştular, acıları paylaşıp kardeş aile oldular.